Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam öncelikle tebrikler. Çok kritik bir 3 puan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk olarak tabii ki 90 dakikayı soracağım. İlk yarısı, ikinci yarısı farklı bir 90 dakikaydı. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ilk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Yani oyun içerisi daha çabuk olabilirdik. Özellikle top bizdeyken topu daha hızlı ileri götürebilirdik. Rakibimizin zaman zaman hem geçişlerden hem top bizde oyun kurarken boşluklar verdiğini biliyorduk. Bunları da yakaladık aslında ama çok bence ilk yarının yani biraz uyuduk diyelim yani ilk yarının özeti. Bence ikinci yarının başıyla birlikte rakip kalenin etrafında daha çok olduğumuz yani gol atmayı hissettiğimiz dakikalar başladı bence. Yani kornerler oldu, üst üste ataklar oldu. Daha sonra da bence yine hem attığımız şutlar Barış'ın, Hakim'in en son golde Mağara'nın golüyle tabii ki 2-0 sonrası rakipte 10 kişi kalınca biraz daha maç bizim için daha çok daha rahat geçti. Ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Yani golü bulmak oyunumuzu bence çok değiştirdi. Onun da payı var. Golün payı da çok büyük. İlk golü bulmak, ondan sonra biraz daha özgüvenimizin artması, 2-0 sonrasında maçı bitirmemiz önemliydi. Önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi bir takım. Özellikle ilk yarıda savunma arkası koşulları çok etkili bir şekilde yaptılar. Hücum geçişlerini iyi yapan bir takımdı. Gol yemeden bitirdik. Belki maçın son bölümü orada rakip 10 kişi kaldıktan sonra eşleşmede zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Orada da rakip galemize birkaç tane şut atma şansı verdik. Ama önemli bir galibiyet. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Alanya Spor'da demin de söylediğim gibi çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Onlara da başarılar dilemek istiyorum. Hocam sağ kanatta Ziyech'in çok önemli bir performansı vardı. Sol kanatta da ikinci yarı yaptığınız dokunuşla Barış Alper maçı imzasını attı diyebiliriz. Sol kanatta yine Zaha ve Kerem Aktürkoğlu alternatifleri varken Barış Alper'i bugün orada değerlendirdiniz. İlerleyen haftalarda da bu sizin için bir öncelik olur mu? Ya şöyle aslında Kerem de çok bizim için önemli, değerli bir oyuncu. Bugün o başladı. Devamında özellikle Hakim'in sağa geçmesiyle Barış'ın soldaki hem savunma arkası koşulları hem birebirini kullanmak istedik. Ama dediğim gibi hem Kerem gibi çok önemli bir oyuncuya sahibiz. Bugün 45 dakika taktiksel bir değişiklik yaptım aslında. Hakimi aldığım için Barış'ı öbür tarafa aldım. Bundan sonraki haftalar yine bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok önemli bir kadroya sahibim ama dediğim gibi çok önemli oyuncular, çok geniş bir kadromuz var. Burada oynayan, oynamayan, tabii ki bu ayrım içerisinde yani başlayan, oyuna sonradan giren, oyundan çıkan yani burada her oyuncu üzülmeler olabiliyor. Çünkü şimdi hepsini bir anda oynatamıyorum. Bu savunma için de geçerli, işte orta saha için de geçerli, forvet için de geçerli. Yani oyuna sokamadığımız oyuncularımız oldu. O yüzden bu benim için manevi anlamda zor. Çünkü dediğim gibi çok iyi oyunculara sahibiz. Hepsini oynatmak istiyoruz. Ama burada bazen tercihler yapmamız gerekiyor. En önemli şey de burada takımın başarısı. Yani takımın başarısını her şeyin üstüne koymamız gerekiyor.